Merhaba, Kadın Başıma kanalıma hoş geldiniz. Ben Dilek, Bakırköy Beyefendi'deki Cumartesi pazarına gidiyorum. Burası çok devasa bir pazar yeri biliyorsunuz. Beyefendi'deki Marmara Forum AVM'nin hemen arkasındaki sokaktan girişi var. Gezmek istedim, siz de benimle gezin istiyorum. Buyurun beraber gezelim. Bu pazar sabit bir pazar alanı. Haftada 3 gün falan kuruluyor. Cumartesi günü bilhassa giyim, kuşam, çanta, işte aksesuar, tatil malzemeleri, aklınıza gelebilecek her şey var ve ucuz. Piyasaya göre daha ucuz tabii ki. Artık hiçbir şey ucuz değil biliyorsunuz. Pazar alanının girişi böyle. Bakın bu pazar alanı kapalı bölüm, yukarıya kadar gidiyor. Bayağı büyük, çok büyük bir pazar burası. Ve pazarın sonu da ta İncirli'deki Luna Park'a kadar devam ediyor. Yani anlatılır gibi değil, çok büyük bir pazar burası. Ben minibüse geldim, 16 lira verdim. Minibüs ücreti olarak. Ama siz otobüsle de gelebilirsiniz. Yakın yerde otobüs durağı var. Ve ayrıca kendi aracınızla da gelmek isterseniz, bakın burada kapalı otopark var. Ve tüm gün otoparkta aracınızı bırakmak isterseniz 50 lira ödeyerek aracınızı bırakabilirsiniz. Pantolonlar 150 lira. Thank you.
alışverişiydi. Size de hepsini tek tek fiyatı üstünde yazanları çekmeye gayret ettim. Hani aklınızda bir fikir olsun diye. Bu pazar gerçekten çok ucuz. Hatta yakın illerden bile otobüs kaldırıp kadınların dolaşıp bu pazarda alışveriş yaptığını biliyorum. Öğrenmiştim yani. Size neler aldım? Bir tabii kadın klasiğidir. Pazardan gelirsin, salona her şeyini yayarsın. Diğer işte kadınlar da yayar. Ay sen onu aldın, ben sen bunu aldım. Ay çok güzelmiş. Hatta pazara gelmeyip de aldığınızı beğenip aldığınıza çökmeye çalışanlar olabilir. Ondan sonra şimdi ben neler aldım size göstereceğim. Şöyle bir şort aldım. $150. Modeli güzel. Şort ama giydiğinizde etek gibi duracak. O açıdan ben beğendim. Bakın modeli de güzel. Çizgisi birbirine denk getirilmiş. Normalde pazar alışverişlerinde böyle şeyler görülmez. Kör gözüne ne kumaş varsa dikerler. Ama bu $150 ve gayet güzel. Kumaşı da viskon. Hiç terletmeyecek bir şey. $150'ya ben iyi aldığımı düşünüyorum. Ondan sonra muhtelif boylarda ve renklerde fermuar aldım. Dışarıda fermuarın ne kadar olduğunu bilmiyorum ama ben 1 liraya aldım tanesini. 5 tane aldım. Bunlardan çanta yapıyorum, satıyorum biliyorsunuz. O çantaların işte üstüne koyuyorum. Güzel oluyor. Renkli olması da çok şık durmasını sağlıyor. Ondan sonra yine bir sürü düğmeler aldım. Bakın üstünde içinde bir sürü var. İnanılmaz. Bunların bir tanesinin torbası 5 lira. Çok güzel. Bunlardan da ben küpe ve bilezik yapıyorum. Hatta size koyarım. Bakın. Bir sürü var ya. Bir sürü. Bu kadar. Bunların her bir paket 5 lira. Bence çok güzel. Sonra yelpaze aldım. $50. Bence bu da çok güzel. Ya Silivri'deki gece pazarında da vardı yelpazeler 50-60 liraya falan. Ama onlar çok kötüydü. Yani üstündeki kumaş daha ilk sallamada kopuyordu mopuyordu gördüm ben. Ondan sonra ama bu çok kaliteli duruyor. 50 liraya aldım. Yazın. Yani yaz kış benim gibiler için daralanlar için devamlı çantada gezdirilebilir. Çok güzel. Sonra 50 liraya çantalar aldım. Bakın çok kaliteli duruyor. Değil mi? Çok kaliteli. Bunu anneme hediye etmeyi düşünüyorum. Sürpriz. Bunu kendime aldım. Pembe. Ben tabii pembe severim. Pembe, kırmızı. Bu da çok şık duruyor. Yani hiç pazardan alınmış havası yok. Bunu da 50 liraya aldım. Gözüküyor mu? Bence çok güzel. Sonbaharda falan kullanmak için. Ben severim böyle şeyleri. Ayrıca yelpazem dedi takım oldu. 50 lira. İnanamıyorum. Sonra 10 liraya bir bilezik aldım. Rengarenk taşları. Bunu da anneme vermek istiyorum. Çünkü annem böyle boncuklar takmayı çok sever. Mut vardı. Şeydi, İzmit'teki pazarda 60-70 liraydı muzlar. Ve inanın parmak kadar boyu vardı ve yarısı çöp zaten. Yani aldığım muz da çöp gibi bir şey. İçinden ne bir şey de çıkmıyor. Bakın bunu aldım. 50 lira. Bir de bayağı da büyükler. Sonra tabii ki pazarın vazgeçilmezi benim için simit aldım. Çayımı da yaptım güzelce. Güzel alışverişimi kutlamak için çay keyfi ve kapanış. Umarım bu Bakırköy Daimi Halk Pazarı diye geçiyor şu anda adı. Gezisi sizin için verimli olmuştur. Güncel fiyatları sizle paylaşmak istedim.
sizin için de bir fikir olur. Ona göre gidip alışveriş yaparsınız. İhtiyaçlarınızı, yani neye ihtiyacınız varsa onu karşılayabileceğinize emin olabilirsiniz. Kaldı ki ben pazarın yarısını gezebildim. Çünkü şey, açıkçası çok büyük bir alan, yoruldum ve sıcak beni biraz bunalttı. Bu yüzden siz tabii daha erken saatte gelip daha seçilmeden şey yaparsanız, alışveriş yaparsanız çok çok daha verim alabilirsiniz. Bugünlük bu kadar. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Ben buradan İzmit'e geçeceğim. İzmit'te tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.